Hepimizde bir eski İstanbul, bir nostalji sevdası var ama bunun kaynağı nedir? Gelin bugün bunun üzerine konuşalım. Hazır pandemide evlere kapandık, yapacak bir şey yok. Gelin biraz farklı bir muhabbet anlatayım ben size arkadaşlar. Bahsettik ya, bu eski Ramazanları çok özlüyoruz. Eski Ramazanları çok merak ediyoruz. Ah eski Ramazanlar, ah o günler geri gelse, ah neler neler kaçırdık falan gibi heyecanlanıyoruz ama eski Ramazanların biraz ne olduğunun farkında değiliz. Ben size biraz daha farklı şeyler bugün anlatmayı düşündüm. Çünkü herkesin özlediği bir eski Ramazan var ama aslında son söyleyeceğimi size baştan söyleyeyim mi? Aslında hepimiz kendi geçmişimizi, kendi çocukluğumuzu ya da kendi en mutlu anlarımızda ailelerimizle beraber yaşadığımız Ramazanları özlüyoruz aslında. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü teknik olarak eski İstanbul, eski Ramazanlar, eski ortamlar bugünün konfor endeksli ya da rahat hayat tarzına göre çok da cazip şeyler değildi aslında. Aa diyeceksiniz, ne alaka? Ben de size şunu diyeceğim. Hayat sizin küçüklüğünüzde, ben yaş grubunun küçüklüğünde, TRT'de seyrettiği Nurhan Damcıoğlu kantoları gibi değildi İstanbul'da. Hayat eski İstanbul'da lay lay lom, hadi ne güzel geziyoruz gibi değildi. Eski İstanbul'da hayat tek kelimeyle çok zordu arkadaşlar. Kim için zordu biliyor musunuz? Özellikle yeni nesil için zordu. Biz ara geçiş kuşağındayız. Biz nasıl bir kuşağız biliyor musunuz? Ben 47 yaşındayım. Biz İstanbul'un en teknik olarak altyapı şartlarının ve her türlü donanımın kötü olduğu dönemden günümüzdeki daha refah düzeyinin yükseldiği dönemi yaşadık. Günümüzde doğanlar o eski dönemi hiç bilmediği için hayat İstanbul'da hep öyle zannediyorlar. Nostalji sevdalılarına eğer bir zamanda yolculuk yapma imkanı var mı? Yok. Ne yapacağız? O zaman kaybolan tarihin peşinde sosyal medyasında paylaştığımız fotoğraflar üzerinden bir 1940'lar, hadi o yıllarda savaş vardı, yokluk bütün dünyada vardı. 1950'lerin İstanbul'una bakalım. 1950'lerin İstanbul'unu ve İstanbul'daki yaşanan Ramazan'ı konuşalım mesela. Ne konuşabiliriz arkadaşlar biliyor musunuz? Altyapı yok. Kanalizasyon yok. Binaların %80'inde su yok. Doğalgaz yok. Hani şu an ben duş alıyorum deyip gidip banyoya doğal çevirdiğinizde kombiden sıcak su geliyor ya. Biz ancak bizim çocukluğumuzda haftada biri bırakın iki haftada bir zor yıkanırdık. Neden biliyor musunuz? Mesele ısınma değildi. Çeşme yok. Binalarda, evlerde su yok. 1950'lerde İstanbul'da su yok. O dönemin şartlarında elektrik doğru düzgün bir şekilde yok. Isıtma yok. Siz Ramazan nostaljisi yapıyorsunuz. Arkadaşlar, Ramazan'ın sıkıntısını anneler, babalar, dedeler neler o zaman çekiyordu? Ben size bir tane örnek vereyim. Diyelim ki Osmanlı dönemi, diyelim ki Cumhuriyet dönemi. Gidin geriye. Öyle bir ahşap konakta oturduğunuzu hayal edin ve farz edelim ki kış, Aralık ayına Ramazan denk geldi. Arkadaşlar bakın, bunu her yerde söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Eski İstanbul konaklarının en büyük problemi neydi biliyor musunuz? Isınmaydı. Çünkü ahşap binaya soba kuramazsınız. Bunlar ancak mangallarla, mangalların içine yakılan mangal kömürleriyle ısınırdı. Ve düşünün ki çok soğuk, eski İstanbul'un kışları çok soğuktu. Öyle bir soğuk kışta gece annenizin gece 3.30-4'te kalkıp sahur sofrası hazırlama imkanını düşünün. İki şey yok. Birincisine elektrik, ikincisi su. Evin içinde elektrik ve su yok. Aydınlanma yok, ısınma yok, hava buz gibi. Yani o ah eski Ramazanlar muhabbeti çok güzel de eski Ramazanların teknik olarak şartları günümüze göre son derece zor olduğu için siz o dönemlerde yaşıyor olsaydınız eski İstanbul Ramazanları size cazip gelmezdi. E iyi ama diyeceksiniz hocam, herkes eski Ramazanları özlüyor. İşte ben de diyorum ki bu videoda size eski Ramazanlardan ziyade kendi çocukluğumuzu, kendi çocukluğumuzda takılıp kaldığımızı, hani gece uyumadan önce mutlu bir şekilde uykuya dalabilmek için hayaller kurarız ya, orada o düşündüğümüz, kaybettiğimiz çocukluğumuzu arıyoruz aslında. Eski Ramazanlar da bunun bir öznesi, bunun bir parçası haline gelmiş. Biz Ramazan ayı içinde olduğumuz için eski Ramazanlar diyoruz ama eski Ramazanların aslında çok zor şartlar altında yaşandığının farkında değiliz. Özlediğimiz şey bambaşka arkadaşlar. Eski İstanbul Ramazan kültürü, bir de günümüzde biz daha kapitalist bir kafaya, daha mı? Epey bir kapitalist kafaya döndüğümüz için arkadaşlar biz şu an paylaşmanın temelini kaybettik. Yani size acı bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar?
eski İstanbul Ramazan'ında yaşayan insanları görsek biz onlara deli derdik. Çünkü biz derdik ki ben niye cebimdeki bütün parayı paylaşıyorum ki? Ben size bir tane örnek vereyim. Üsküdar'da oturuyorsunuz ya da Başakşehir'de oturuyorsunuz ya da Ataşehir'de oturuyorsunuz. Ramazan ayındayız şu an. İftar vakti, iftara yarım saat kala evinizin kapısını ardına kadar açıp 4 kişi bir evde yaşadığınız halde 8 kişilik yemek pişirip ellerini açıp ezan okunmadan önce Allah'ım inşallah dışarıdan davetsiz bir misafir gelir diye dua edebilecek kaç kişi var İstanbul'da? Bunu şu an Ataşehir'de ya da Fatih'te ya da Üsküdar'da kim yapar? Deli der arkadaşlar. Şu an kapıları beşer defa kilitliyoruz. Ve akraba dahil akşam kimse gelmesin, telefonumuz çalmasın diye dua eden insanlara dönüştük biz. Eski İstanbul Ramazan'ı dediğim gibi sadece nostaljik boyutunda hoşumuza gidiyor. Eski İstanbul diyeceksiniz ki bu anlattığın ne? İşte bu anlattığım tam olarak eski İstanbul Ramazan ayında siz Fatih'te tamamı ahşap binalarla dolu bir sokaktan yürürken kapısı kapalı bir tane bina göremezdiniz arkadaşlar iftar vakti. Bütün binaların kapıları açık. Herkes bekliyor inşallah bir sokaktan bir garip bir fakir gelir ve iftarla bana misafir olur diye. Son olarak şunu da söyleyeyim. Öyle bir çoklu kültür vardı ki o kapısı açık evlerin bir kısmı Rum, bir kısmı Ermeni, bir kısmı da Yahudiydi. Yani oruç tutmadıkları halde bu ekaliyetteki insanlarımız bile İstanbul'da iftar sofraları kurar ve inşallah birileri bizim soframızı şereflendirir diye dua edermiş arkadaşlar. Eski Ramazanların muhabbetini yapmaktan ziyade eski Ramazanların ruhuna göre yaşamamız lazım. Bunu yapabiliyorsak eski Ramazanları anmak, ah o eski Ramazanlar edebiyatı yapmanın bir kıymeti var. Yani bir garibin karnını doyurmak, sofranızı hiç tanımadığınız insanlara açabilmeyi yapabiliyorsanız aslında eski Ramazanları güzellemek sizin hakkınız. Yoksa asla ve kat'a bugünkü kafayla o dönemde yaşasanız hiçbir durumuna iştirak etmeyeceksiniz. Bir hayatı kimse güzellemesin. Kusura bakmayın bu yanlış oluyor. Yani eski Ramazanların ruhuna göre yaşayabiliyorsak eski Ramazanları güzelleyelim. Diğer türlü ise sadece konuşmanın başında söylediğim gibi Ramazan değil de kendi çocukluğunuzu özlediğinizi aslında kabul edin. Durum budur arkadaşlar.